Merhaba sevgili arkadaşlar, oyun severler, çocuklar, gençler, bayanlar ve baylar, yeni bir oyunla karşınızdayım. Oyunumuzun ismi Shaolin vs. Wu-Tang 2 The Return of the Martial Master. Yani bir dövüş oyunu kendisi. Aslında rastladım bu oyuna. Özellikle arayıp bulduğum bir oyun değil. Ve böyle biraz inceledim. İçinde çok hoş sürprizlerle karşılaştım. Beni böyle geçmişe de götürdü biraz. Çok hoşuma gitti. Şimdi hemen vakit kaybetmeden şu training'den girelim. Nelerle karşılaştım sizlerle paylaşayım. Şimdi burası karakter seçim ekranımız. Ve gördüğünüz gibi karakterler gerçeklerinden modellenmiş. Hemen burada benim gençliğimin idolü Bruce Lee'yi görüyoruz. Ve birçok ona benzer artist var. Yenilerin isimleri aklımda yok. Özür dilerim bu yüzden ama eskileri hatırlıyorum. Onları şimdi size göstereyim. Mesela burada şeye rastladım. Bruce Lee'nin filmlerinde ezeli rakibi olan Chuck Norris. O da bir dövüşçü biliyorsunuz. Gerçek hayatta da dövüşçü. Ama tabii başka filmleri de var. Çok güzel bir film artisti aynı zamanda. Çok başarılı. Filmlerini izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Burada bakın yine bir meşhur bir film artisti var. Dövüş filmleri var. Onun ismini çıkaramadım. Yine burada var. Ve bakın burada Van Damme. Yine çocukluğumun meşhur film artistlerinden, dövüş sanatı filmlerinde oynayan artistlerden Jean-Claude Van Damme. Hemen yanında bunun da ismini hatırlıyorum. Hatta o zamanlar değişik geliyordu kulağıma. Bolo ismi. Bolo Young diye geçiyor. O da yine o dönemlerin filmlerinde oynuyor. Hatta Bruce Lee'nin filmlerinde de oynamıştı kendisi. Karakterlerin altında arkadaşlar isimleri değil, kullandıkları dövüş stili yazıyor. Mesela Bruce Lee'de Jeet Kune Do yazıyor. Mesela şeye gelelim. Chuck Norris'e Tang Soo Do yazıyor. Van Damme'a gelelim kickbox yazıyor gibi. Bakın burada yine meşhur bir, tabii ben biliyorum eskilerden. Belki içlerinizde hatırlayanlarınız da olabilir. Jim Kelly. Bu da yine Bruce Lee'nin filmlerinde ve farklı filmlerde oynadı. Amerikan Karate. Sevgili dostlar. Jackie Chan var. Herhalde yanlış, şu sağdaki olabilir Jackie Chan. Onun mesela dövüş stili Drunken Fist, yani sarhoş yumrukları gibi bir şey çıkıyor ortaya. Mesela işte maymun stili, leopar stili gibi şeyler. Kaplan stili, tiger. Var da var. Şimdi sevgili dostlar, vakit kaybetmeyelim. Ben her zaman Bruce Lee'yi alacağım herhalde, öyle gözüküyor. Ama diğerlerini de isterseniz inceleriz. Böyle tıkladık karakterin üstüne. Bakın iki kişilik oynayabiliyorsunuz. Biri gamepad'den ya da iki kişi gamepad'den ya da biri gamepad biri klavyeden oynayabilirsiniz. Karakterleri tişörtlü, tişörtsüz. Buradan üstlerindeki giysilerin rengini ve şemalini, şeklini değiştirebiliyorsunuz. Biz gene tişört alalım. Ama dur, tişörtsüz alalım ya. Şöyle kasları da çok güzel modellemişler. Saçlar dalgalanıyor. Yani oyun aslında basit değil. Yani basit kurgulanmamış, öyle söyleyeyim. Gerekli özeni göstermişler diye düşünüyorum oyunda. Zorluk seviyesi normalde bildiğim kadarıyla ben ellemedim. Easy var, bir de zor var tabii. Bruce Lee'yi alalım. Burada ikinci şahsiyeti de seçebiliyoruz. Mesela onu da Van Damme yapalım. Onu da soyalım. Buradan, güzel, bu beyaz kalsın. Onu da böyle seçelim. İkisini de seçtim. Şimdi arkadaşlar, burası mekan seçtiğimiz yer. Güzel mekanlar var. En azından sayısı fazla. Yeterli seviyede bence. Boyutu oyunun çok fazla değil. O boyuta göre başarılı. Çok başarılı. Şimdi dışarısı soğuk. O yüzden şöyle karlı bir yer seçmek istedim. Daha sonra diğer mekanlara da göz atarız isterseniz. Çin'e gidiyoruz. Hadi bakalım. Of, adamım benim ya. Yani fiziki modellemeler gerçekten güzel. Şimdi şöyle biraz kontrollara bakalım.
Mekan güzel. Aa, kar sesi var. Aa, ayağının altındaki bakın kar eziliyor yürüyünce ve tekrar yağdığı için doluyor. Bakın bunlar hep ince detaylar işte. Çok güzel düşünülmüş. Oo, Bruce Lee'nin sesi de var. Çok. Ya şu anda var ya, inanın geçmişe gittim ya. Gerçekten öyle. Şimdi yön tuşları bu. Zıplama, çapraz zıplama. Güzel. Geri. Y tuşu atılım yapıyor ileri geri. Tamam. Şu hareket aşağı ve sola yapınca Y'ye basınca yapıyor. Fena değil. Şeylerden kaçmak için kullanılabilir ama bu tarz oyunlarda refleks ve öngörü çok önemli arkadaşlar. Eğer iki kişi oynuyorsanız dostunuzla, sevdiğiniz bir arkadaşınızla bayağı zevk alacağınız düşündüğüm bir yapısı var oyunun. Aa, X tuşu Nunchaku çıkardı. Herhalde bunlar karakterlerin kullandığı şeyler. Silahlar diyelim. Ekipmanlar. Y tuşu oydu. A neymiş? Ha, el kol hareketleri. Tamam. B ne? Ayak. Güzel. Oh. Ya bu Bruce Lee'nin çıkardığı sesleri çok seviyorum ben. Gençliğimde de filmlerde o sesleri severdik zaten. Oh, çok iyi. Şimdi şöyle biraz bir gidelim yanına Van Damme'ın, sevgili Van Damme'ın. O neydi be? Tamam. Combo yapabiliyor muyuz? Şey güzel indiriyor. Nunchaku. İkili combo. Hemen de düşüyor rakip. Yani çoklu combo yapamadım şu anda. X. Bakalım şu kombinasyonlara. Aa, bir saniye. X, Y'ye arkadaşlar aynı basınca bir şey yapıyor. Bakalım. Ha, kaçınma gibi bir hareket bu herhalde. Ondan sonra darbe atıyor. Peki X, A var mı? Oo. Bruce Lee'ye bak adamım ya. Ya oyunda şimdi bakın Mortal Kombat, Street Fighter vesaire vesaire birçok oyun var piyasada ama burada saf dövüş oyunu olduğunu hissediyorsunuz. Yani şu hareketler vesaire. Ayak hareketleri, yumruklar, bakın şunlar. Ya bu hoşuma gitti benim. Biraz herhalde bu tarz sadeliği seviyorum. O yüzden de bu oyun böyle bir hoşuma gitti. Bakalım YB var mı? YB'de bir şey yok. AB var mı? Aha. Oo. Bu neydi ya? 7 hit combo. A, B. Unutmayın. Tamam. Bu herhalde şu yukarıdaki counter dediği mavi şey dolunca aktif olan bir şey. Şu da güzelmiş ama. Güzel. Bunları unutmayalım. Başka ne hareket var? Şöyle bir kontrol edeyim. Evet, aynı anda basacağız. Onun kaçarı yok. Güzel. Tamam. Şuna bir daha bakayım. Ha, yer değiştirdi. Güzel. Zıplayarak yapılan hareketlere bakalım bir. Bir dakika. Ha, değişik hareketler var. Mesela alt ve geri tuşuna basınca değişik bir şunu yapıyor. Şunu da yapıyor. Şimdi isterseniz sevgili dostlar burada fazla vakit kaybetmeyelim. Şeye girelim.
menüye dönelim. Yes. Ne yapalım? Turnuva yapalım. Turnuva yapalım. Turnuva slot 8'li. Fazla uzun olmasın değil mi? Seafood... Turnuva mı yapalım ya? Turnuvayı sevmedim ben. Dur bir saniye. Bu şey ne? Survival ne? Bir bakalım ona. Hmm. Okey. Karakterimizi seçiyoruz. Bruce Lee. Tişörtü olmasın ya. Aslında tişörtlü de çok böyle havalı duruyor değil mi? Ama tişörtsüz yapacağım ben onu. Bruce Lee'nin normalde de vücudu çok harikadır sevgili dostlar. Şimdi mekanımızı seçelim. Demin karlı bir yer seçmiştik. Şimdi farklı bir yer seçelim ve inceleyelim bakalım nasılmış. Burada bir sürü mekan var. Şöyle bir kapalı mekan var, orayı deneyelim. Yine Çin'e gidiyoruz. Oo. Turnuva dediği bu herhalde, hepsiyle karşılaşacağız. ...18 tane karakterle karşılaşacağız herhalde. Dur bakalım. Nongnong. Nongmu. Evet, ooo. Round 1. Dur bakalım. First. Of. Yes. Ooo, maymun stili mi bu, ne ya? Of be, çok iyi aslanım. Dur. Aa, süper. Gel gel. Oo, çok iyiydi ya. Blok da şey arkadaşlar, anladığım kadarıyla. Kaçındığınız zaman blok yapabiliyorsunuz. Sıkıştım. Çok zor değil. Hard seviyede oynanabilir. Zorluk seviyesi herhalde normalde şu anda. Aa, her roundda farklı karakterle karşılaşıyoruz. Oo. Of. Very good. Çok iyi. Hadi. Yaptım. Of be, çok iyiydi bu. Dikkat, dikkat, dikkat. Savunma, savunma, savunma. Gel bakalım. Son anda. Çok iyiydi be. Gel bakalım. Vuramadım. Seriydi benden. Vay 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 vay, hareketlere bak. Hmm, buymuş. Anladım. Devam ediyoruz. 18 kişiyle savaşmak zor. Şey yapalım. Arcade yapalım. Tekrar Bruce Lee'yi alacağım. Tişörtü çıkarıyorum arkadaş. Ve başlayalım. Oh. Burada çeşitli bilgiler veriyor. Bölgesi filan. Hmm, güzel. ARH pozitif. Kan tipi. Oo, şey geldi. Sarhoş yumruk stili geldi. Dur bakalım. Bu çekeceğim mi acaba? Oo. Mekan da çok güzel ya. Bu nasıl geliyor biz? Vay. Bir saniye, kapacak bu beni. Dikkat. Of. Yedik. İyi bir combo yedik. Of. Çok iyiydi bu. Bruce Lee'ye bak, aslanım benim ya.
Şöyle bir tutabilir miyim onu? Of, tutturmadı. Gel buraya, gel. Of, bu sarhoş stil de iyiymiş arkadaşlar. K.O. Güzel güzel, zevk veriyor oyun, gerçekten veriyor ya. Hızlı düşünürseniz güzel hareketler yapabilirsiniz. Hop. Alamadım. Adam bizi içki şişesiyle saldırıyor. Of of of, hareketler güzel ama çok güzel ya. Karşıki tarafın hareketlerine bakıyorum da. Gelişe baksana. Ha, bu riskli ama ya. Bu riskli ya. Benim... O favorim ya. Şuna bir kontra çekeyim bakayım. Of. Ma. Perfect'te gidebileceğim mi? Gittim. Ooo, hareketlere bak. Süper ya. Gerçekten Bruce Lee izleyin, birebir hareketler. Filmlerde falan kullandığı hareketlerin aynısı. Çok ya şey yapmışlar. Motion capture'ı çok yapmışlar. Animasyonu, yani oyunu aktarmayı. Bravo. Gerçekten bravo. Shaolin. Vay. Yeni bir stille karşılaşacağız. Oyunu zora alıp deneyeceğim ama böyle bir görelim en azından. Hepsiyle karşılaşalım. O arkada çalışıyorlar. Başlayalım. Evet. Of. Combo yedik. Of, sağa geçtim. Buradan da hiç oynayamam ben ya. Tamam, şöyle dur. O, of be. Yamulttun bizi abi. Seniş karakter. Oo. Gel buraya. Very good. Of. İyiydi bu. Round 2. Fight. Evet. Yapamadı. İkisi de o da tutmaya çalışıyor beni. Of, yedim kafama. Dikkat. Combo yedik ya. Kaçıyor bak. Gene aynı komboyu yedik. Çok iyi kaçtı ama güzel, yakaladık oradan. Of. Shaolin tekniği işe yaramaya başladı. Heh, şöyle bir yakalayayım seni. Of, iyi bir combo serisi, çok güzel. Gel gel. Oo, şeyi denedim, X'ye. Kaçınıyor, doğru. Aa, Wushu. Başlayalım. Bu da meşhur bir film artisti değil mi? Dövüş sanatları filminde oynuyor. İsmini bilmiyorum ama çıkaramadım. Pazar yeri. Hadi bakalım. O da soyundu. Beni gördü ya. Yoksa hepsi mi çıplaktı ya? Dikkat etme. Yok. Güzel bu. Alttan yukarı vurma güzelmiş. Dikkat, dikkat, dikkat. Çok seri bu adam ya. Vay. Yeme komboyu ya. Ha? Şey yapamadım ya. Bir türlü şey yapamadım. Konsantre olamadım.
fena değildi son anda. Ama güzel. Karşıki rakibin hareketleri çok seri, hoş. Bruce Lee abim ya, şu vücuda bak ya. Bruce Lee vücudu her zaman idolüm olmuştur ama hiçbir zaman sahip olamamıştır. Evet. Kontratağımız var, yapayım ya. Bir saniye, kontratağımız var. Kaçtı ya. Boşa gitti kontratak. Ve karşılığını da yedik yani. Gel buraya. Ya yeme şu kombo. Görüyor musunuz? Mükemmeldi ya. Birkaç hareket deneyeyim dedim. Basana kadar adam bizi aldı gitti. Final round. Evet. Oh. Bu ne ya böyle? Çok iyi ya. Alacak bizi bu herif. KO. Player 2. Oo, hareketlere bak. Yani bir zahmet continue. Fena değildi. Birkaç hareket deneyim dedim, orada ipin ucunu kaçırdık. Ha, bu sefer üstünü giydi. Gel bakayım. Round 1. Fight. Güzel şeyleri var. Sıkıştırıyor ya. Ya şu komboları alma ya. Çok kombo alıyorum, o yüzden sıkıntı. Çok iyi yaptı onu. Oo, kombo yedik. Of of of. Bitirdi bizi ya. Final round. Fight. Hemen hemen yiyor. Dikkat et. Gel bakayım. Of. Çok iyiymiş bu adam ya. Abicim bir komboyu alıyor bizi, daha çıkamıyoruz o şeyden, sarmaldan. Çok pis bir şey. Nasıl kurtuluyor o kadar şeyden ya? Takıldık kaldık, görüyor musunuz arkadaşlar? Yes. Kaç tane jeton hakkımız var ya? Terlemeye başladım. Nung nung.
Round one. Fight. Very good. Hemen karşılığını aldık. Hemen hemen. Oğlum az bir sabret lan. Gel bakayım. Evet. Bir saniye dikkat et. Güzel. Savunmada kal, savunmada kal. Of, çok iyi hareket etti o. Dikkat et. Güzel. İkinci roundda başlıyor bu karşılık vermeye. Bakalım bu round güzel bir hareketti, güzel. Bundan kaçtı, dikkat et. Dikkat et, dikkat et. Blok, blok. Güzel. Of, çok iyi kaçtı. Tutamadım. O da tutmak istedi. Al bakayım seni. Gene mi kaçtı ya? Mükemmel kaçtı. Ama son anda bir... Son hareketi yedi. Son hareketi yedi arkadaşlar. Bu kadar. Güle güle. Sıradaki ninjutsu. Bruce Lee'nin buradaki yüzünü tam vermemişler. Bilmiyorum neden öyle. Çizim olarak. Yani çene yapısı falan benzemiyor çok. Burada benziyor ama. Oo. Dikkat. Round 1. Klasik. Of. Bunu tanıyalım bakalım nasıl bir dövüşçü. Nasıl bir dövüşçüymüş bu. Kılıç var. Kılıç kullanıyor. Yeme şu komboları ya. Yeme komboları. Şurayı geçsene. Arkasına geç şunun ya. Heh. Bu tarafta daha iyi oynuyorum. Çok zor bir karakter değil aslında ama onun da güzel hareketleri var. Böyle silahları uzun olanlar vuruşlarda avantajlı olabilir. Ama şu yumruk var ya, mükemmel bir şey ya. Şu işte, şu hareket. Şu işte, of. Çok güzel kaçındı. Very good. Bırakmadım onu. Ayak kombolarıyla işini bitiriyorum. Bunu kolay geçtim. Ama dediğim gibi hard'da da oynanabilir. Bilmiyorum hard'da nasıl etkileyebiliyor. Bayan bir dövüşçüyle karşı karşıyayız. Tek bayan dövüşçü bu olabilir oyundaki. Tam bilmiyorum. Müzik çok iyi ya. Müzikler çok güzel oyunda. O Kill Bill filmindeki müziklere falan benziyor. Zaten böyle dövüş filmlerinde eskiden hep funk tarzı böyle funky müzikler kullanılırdı. Burada da öyle. Aa, deniz meniz güzel bir ambiyans. Bakalım şimdi. Round 1. Fight. Lotus Palm. First hit.
Oh, kılıcı var. Çok güzel bir kontra atak. Oo. Nasıl yiyoruz onu bilmiyorum ya. Çok güzel. Gel bakayım. Of. Bak. Abi nasıl yedim? Bitirdi. K.O. Güzel. İlk round'u kaybetmek iyidir her zaman. Arkadaşlar. Boyu yaptı. Ben de yaptım. Heh. Öyle combo değil, böyle yapılır işte. Al bakayım. K.O. Güzel bir hareketti. Yani bitiriş hareketi iyiydi. Final round. Fight. Geçti sol tarafa ya. Sanki biliyorlar benim sağda iyi oynayamadığımı. Of. Very good. Güzel hareket. Çok iyi karşıladı. Girdi komboya ya. Çıldıracağım. Abicim komboya girme ya. Bu iyiydi. K.O. Player 1 winning. En kısa zamanda diğer oyuncuları da seçip oynamayı düşünüyorum. Ben Bruce Lee fanatiği olduğum için Bruce Lee'yi seçtim sevgili dostlar. Ama diğer karakterleri de görmüş oluyoruz arcade'de. Bu iyi oldu ya, arcade'e girdiğimiz. Ooo, Van Damme. Mekan da sanki o kan spor filmindeki mekana benziyor. Oo, güzel kombola şey. Eskivlerin güzel Van Damme. Dikkat. Oo. Niye böyle oynadım ben? Çok iyi oynuyor ya. Kapamadım. Kapmayı yapmak istedim de o yüzden. Evet, bir hareketi çok yapmak istemeyecek. Oo. Ho-ho-ho. Çok iyiydim be Van Damme. Çok iyiydi de ben, hata bende. Bir hareketi çok yapmak istedim orada. Yani kapmak istedim onu, kapamadım bir türlü. Round 2. Fight. Güzel bir hareketti. Kaçındı. Ama karşılığını anında verdik. Evet. Tamam. Biz de veririz abi. Kapamadım. Bu kapmayı yapmıyor ya. Bunu her zaman sağlıklı yapmıyor. Herhalde
karakterin boşta kaldığı anı çok iyi anlamak lazım. Yoksa yapmıyor yani. Of of. Van Damme'daki hareketlere bak. Öyle olsun. Geçme şu tarafa ha. Dikkat et. Alıyordu bizi ama. Son anda. Van Damme'ın da güzel hareketleri var gördüğüm kadarıyla. Bu ne ya? Değişik bir karate diyor. Kyoshin. Değişik bir karate stili. Kyoshin karate. Oo, kemere bak. Nasıl bir şeymiş? Round 1. Fight. Oh, of. Bir dakika. Oğlum, oda! Bu sesi duydun mu kaçacaksın. Oda! Aça! Bağırma. Oda! Bir dakika. Dur bakayım. Very good. Oo. Ana. Güzel. Ana. Şu hareketi bitiyorum ya. Mükemmel bir hareket. Round 2. Fight. Boya aldı biz. Adamla dalga geçtik görüyor musunuz? Ne yaptı? Belki alırız. Dur bakalım. Çok güzel. Yakaladık mı iş bitiyor. Jim Kelly. Amerikan karate. Ya bunun hangi filmiydi bilmiyorum ama Bruce Lee'le bunun bir sahnesi vardı. Dövüş sahnesi. Yani efsanedir. Mutlaka izleyin filmini. Round 1. New York'un arka sokakları. Yavaş oğlum. Dikkat. Oh!
güzel. İki kere onu tutturmak iyiydi. Oo, çok iyi. Round 2. Baksanıza yere arabanın ışıkları yansıyor vesaire. Ya mekan tasarımlar da kötü değil arkadaşlar. Gayet başarılı. Müzikler vesaire. Bu iki kişi arkadaşla oynandığı zaman çok zevk verebilecek bu oyun, ben size söyleyeyim. Bitirdi bizi bu. Final round. Final. Hadi bakalım. İyi bir açılış. Hadi gel bakayım. Ma. Perfect yapacaktım da yapamadım. Artık o da seriye bağlar şimdi. Gel gel. Bağırma gel. Abi ben yapıyorum. Nasıl bu hemen alıyor oradan anlamadım. Bak bak bak. Gel tutacağım seni gel. Sırık da ayağı acayip uzun elindeki ya. Ah komboya girdim ya. İkidir yapıyor aynı hareketi. Tutma hareketi çok riskli. Baksanıza aldı bizi adam ya. Son anda ya. Böyle bir riske girmek anlamsızdı değil mi? Sevgili dostlar. Wing Chun. Rüzgar stil herhalde. Wing rüzgar. Bakacağız nasıl bir dövüş stiliyle karşı karşıyayız. Bütün dövüşçüler burada var mı? Arcade'de tam bilmiyorum. Kaç sayı? 11. Hepsi yok ya. Değişiyor herhalde. Mekan güzel. Round 1. Fight. First hit. Şu hareket de çok güzel ya. Pelerin falan. Baksanıza ne güzel şey yapıyor. Ne yakaladı ya? Very good. Çok tehlikeli bu adam ya. Bir yakaladı mı? Of. Güzel. Son anda ya. Bombolara dikkat etmek lazım. Fight. Spectacular. Güzel kaçtı. O hareketi yaparken işte risk alıyorsunuz. Her zaman işe yaramıyor.
Oh. Legendary champion. Dikkat, yeme şunu ya. KO. Çok iyiydi. Tebrik ediyorum kendisini. Final round. Bazı yazılar yazıyor. Bununla ilgili karakterler bir şeyler söylüyorlar herhalde. Of be. Ağır çekimde bazı şeyler daha detaylı gözüküyor. Bolo Young. Vay be, ne günleri vardı bu karakterinde. Güreşçi. Round 1. Duruşu da aynı. Filmlerde de öyle dururdu. Oo. Buna biraz uzak dövüşmek lazım. Of. Kafasındaki bant çıktı. Güzel detaylar var ya. Ristim benim ya. Ama güzel güzel. Çok güzel detaylar var ya. Round 2. Fight. İşte bu bazı darbeler ağır olabilir. Of. Ya bazı ayak hareketlerini bilmeden yapıyorum ama dehşet hareketler yapıyor Bruce Lee ya. Onları öğrenmek lazım. Mükemmel hareketleri var ya. En kolayları bu Bolo'ydu ya. Ve final. İnanmıyorum ya. Chuck Norris verdi. Belki de seçtiğiniz karaktere göre alttaki rakipler ortaya çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Belki de Bruce Lee'nin filmlerde olsun, şeylerde olsun karşılaştığı rakipler. Oo, Chuck Norris'e bak. Güzel püskürtü. Anlamsızdı. Of, o tarafa geçtik ya. Chuck Norris. Hadi, hasa. Hadi. Oo. Oo, mükemmel komboları var Chuck abinin. Hadi, 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 hadi. Geliyor. Bir tane daha. Bitecek. Güzel. Hey. Güzel. Round 2. Müziğe bak ya. Oh. Mükemmel bir komboydu ya. Oo, duvarlar kırılıyor. Oo, güzel hareket. K.O.
Ama filmde de olduğu gibi Bruce Lee yine galip geldi. Aa, bitti sevgili dostlar. Epilog diyor. Dur bakalım burada ne demek istiyor ya? Şöyle bakayım. Geçti. Neyse, tercüme edemeden geçti. Ha, burada skor tablomuz var. Onu da geçelim. Çok önemli değil. Ha, ilk oyunu yapanlar geldi. Evet sevgili dostlar. Böyle genel bir bakış gibi oldu. Hem de oynamış oldum. Ben çok beğendim açıkçası. Özellikle Bruce Lee karakterini zaten oynamak istiyordum, görmek istiyordum. Diğer karakterleri de böylelikle görmüş olduk. Ben size oyunu tavsiye ederim. Oynayın derim. Arkadaşlar arasında da gayet zevkli olacağını düşünüyorum. Dikkat ederseniz öyle abartılı hareketler yok. Yani Mortal Kombat ve diğer seriler. Tabii onların tarzları farklı. Onlar da doğal olarak var ama bu tarz doğal hareketleri içeren, yani dövüş sanatlarını içeren, kendine has hareketleri içeren bir dövüş oyununu oynamak da iyi bir tecrübe olabilir sizin için. Evet, bir başka videoda görüşürüz sevgili arkadaşlar. Reklamsız, sponsorsuz. Bunu bir sürü söyleyemiyorum ya. Sponsorsuz. Sponsorum yok. Sponsorsuz kanalıma abone olarak ve videoları beğenerek küçük bir destek verirseniz ne mutlu bana. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bol oyunlu günler diliyorum herkese. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.